Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle bir lake ahşap materyali nasıl yapılır veri içerisinde bunu işleyeceğiz. Haydi başlayalım. İlk öncelikle M'ye bastım. Sol üst taraftaki arama yerine V-Ray MTL yazıyorum arkadaşlar. Materyalimi çağırıyorum. Çift tıklatıp ayarlarını buraya çağırıyoruz arkadaşlar bu materyalin. Zaten etrafının kesikli olması lazım bu şekilde. Adını lake olarak değiştirebiliriz. İlk öncelikle bunları arkadaşlar modelimize atayalım şöyle. Bir bunu atayalım. Daha önceden ben lake ismini oluşturduğum için aynı isimden tekrar yapmak istemedi. Lake 1 diyelim buna. Şunu şöyle bırakalım. Bu sefer de arkadaşlar bu bütün modellerin hepsi grup nesnesi. Sürükleyip bıraktığımı bütün gruba mı uygulayayım yoksa üzerine bıraktığım yani bu dolabın üzerine mi uygulayayım diyor. Ben de dolabın üzerine uygulaması için bunu seçtim. Şurada bir bölüm var. Oraya da bunu atayacağım aynı şekilde. Okey diyoruz. Bir de arkadaşlar şuradaki yere de aynısını sürükleyip bırakalım. Şimdi arkadaşlar gördüğümüz gibi artık az önce siyah lake ahşap olan kapaklarımız artık boş gri materyalimize dönüştü. Bu boş gri materyali lake yapmak istersek ilk öncelikle diffuse rengini arkadaşlar siyah yapıyoruz. Şuraları 10, 10, 10 yazarsanız benimle aynı sonuçları elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu yaptık. Tabii bundan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bu materyalimize bir yansıma vereceğiz. O yüzden buradaki reflect rengini tıklıyorum ve full beyaz yapıyorum. Ve artık materyalimiz hazır arkadaşlar. Şimdi eğer istersek bu lake materyal ahşabını matlaştırabiliriz. Nasıl yani? Bu tamamıyla bizim tercihimize kalmış arkadaşlar. Şöyle ki bakın bunlar örnek fotoğraflarımız. İstersek böyle bir ahşap yani mat bir lake ahşap, istersek de böyle parlak lake bir ahşap isteyebiliriz. Yapabiliriz. Burada ne istiyorsak ona göre uygulayacağız. Eğer ki mat bir ahşap istiyorsak arkadaşlar, mat bir lake ahşap istiyorsak buradaki glossiness yerine 0.9 yapabiliriz. Bakın bu sefer artık yansımamız daha mat olacaktır. Ve siz bu 0.9 değerini ne kadar daha küçük değer verirseniz matlık o kadar artar. Bakın artık daha mat bir yansıma elde ediyoruz. Mesela iki tane de örnek yapalım arkadaşlar. Renkleri değiştirelim. Diffuse rengini bu sefer 38, üstteki rengi 38 olarak değiştirirsek bu sefer bordo renginde bir. Yani rengi 38, 10, 10, 10 verdiğimizde arkadaşlar aşağıdaki değerlerimiz hala aynı. Bakın bordo bir materyal oldu. Burayı tekrar bir yapalım. Parlak renkli olsun yansımamız. Lake ahşap üzerinde. Veyahut da arkadaşlar bu üstteki rengi 88, 55, 36 derseniz de şöyle biraz daha turunculaştırırsak rengi. Hani şöyle bir hardal rengine yakın bir renk elde etmeye çalışıyorum. Böyle bir kapakta yapabiliriz arkadaşlar. Yani artık oraya hangi renk verirsek o renkte bir materyal elde etmiş oluyoruz. Evet. Bu derste kullandığım modelleri ve materyalleri arkadaşlar 3D Tasarım Okulu öğrencileri grubumuzda paylaşıyorum. Hem burada sorularınızı da sorabilirsiniz arkadaşlar. Mümkün olduğunca cevaplamaya çalışıyorum. Gruba girdiğinizde buradaki dosyalara tıklarsanız arkadaşlar derste paylaştığım dosyalar bunlar. Ayrıyetten bu videonun yararlı olduğunu düşünüyorsanız arkadaşlar bir teşekkür babında kanalımıza abone olabilirsiniz. 3D Tasarım Okulu kanalımıza. Ve arkadaşlar bir sonraki dersinde olmasını istiyorsanız yorumlarda da belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.